kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kredi kartı kullanmak ve bankaya komisyon ödemek caiz mi? Esasen bir şeyin hükmünün helal mı haram mı olduğunu ifade etmek için kullandığınız malzemenin kendisi değil bu malzemeyi nerede nasıl kullandığınız esastır. Elinize bir bıçak var. Bu bıçağı kesmede, soymada, helal yerlerde kullanmak elbette helaldir. Ama bir başkasına organına zarar vermedi, adamın kanını kıtmada elbette caiz değildir. Dolayısıyla kredi kartı bir alettir. Bu alet eğer ticarette kolaylık sağlıyorsa ve insanlar üzerine para taşımadan her yerde para yerine kullanılabiliyorsa bunun ne sakıncası var? Ve bunu El Mepsut'ta yüzyıllar önce İslam alimleri caiz olduğunu, bu tür uygulamaların caiz olduğunu ifade etmişler. Ancak sakıncalı olan kredi kartını faizde, kumarda, zamanında ödemeyerek faize düşmede, israfta vesairede kullanmada bir sıkıntı var mı? Ona göre karar vermek gerekiyor. İşte bu açıdan baktığımızda kredi kartının kendisini değil, kredi kartının nerede, nasıl ve hangi bankalarda kullanıldığına göre karar vermek gerekiyor. Şu halde bir Müslüman kredi kartını kullanır. İnşallah iktisat eder, dikkat eder israf etmez ve faize düşürmeden zamanında parasını yatırırsa harama girmemiş olur. 2. Kredi kartını veren banka bu kredi kartını sana vermekten dolayı, senin işlemlerini takip etmekten dolayı eğer zamanında ödediğin parandan belli bir miktar komisyon alırsa bu da dinen caizdir. Ne gibi Mesela siz bankaya gidiyorsunuz, 100 bin lira, 10 bin lira, 5 bin lira bir yere havale ediyorsunuz. Sizin bu havale ettiğiniz paraya karşılık yaptığı işlem için sizden 3-5 kuruş para alıyor. Yani bu elbette caizdir. Niye? Ben bu yaptığım işleme karşısından para alıyorum diyor. Bu olaya böyle bakmak gerekiyor. İkincisi, kredi kartıyla ödediğimiz herhangi bir parayı mutlaka zamanı gelince zamanında yatırmak gerekiyor ki faize düşmeyelim. Burada ince bir sırra daha dikkat çekmeyi bir vazife telakki ediyorum. Bir Müslüman faiz bankasından aldığı kredi kartıyla o bankaya kuvvet ve destek vermiş olur. Evet. İki, o bankaya yatırdığı para, yatırılan, onun adına yatırılan para bir müddet bankada kalacağı için o sana ait olan parayı o bir müddet kullanmış olacak. Dolayısıyla onun kullanmasına, haramda, faizde ve gayri meşru yerlerde kullanmasına vesile olmanın da böyle bir sorumluluğu olabilir. Bu açıdan bir Müslüman imkanları varsa mutlaka faizsiz bankacılığı tercih etmeli ve faiz bankalarının kredi kartlarını alarak onlara destek olmamalı ve kendine ait paranın yanlış yerde haramlarda kullanılmasından uzak durmalıdır. Buna hassasiyet gösterilmesinde fayda görüyoruz.